balığıyla ilişkilenmek olarak gördüm ve ben bunu doğru buluyorum. Yani bunu AK Parti seçmeni de doğru buluyor. AK Parti seçmeni de Erdoğan'a yönelik sert bir üslubu AK Parti yönelik eleştiriden ayırıyor. Bu böyle gerçekten. Yani siz aynı zamanda Erdoğan'a karşı ölçülü olurken AK Parti'ye karşı daha sert olabilirsiniz. Zaten AK Parti seçmeni de gayet sert kendi partisine karşı. Ve dolayısıyla AK Parti seçmenini ikna edebilmek, ona dert anlatabilmek için bu müzakere zemini bir köprü işlevi gördü. Ben bu bakımdan doğru buluyorum. Ancak İsmail, bu müzakere zeminini... Tamam, çok özür dileyerek bir virgül koymanı rica edeceğim. Çünkü kamuoyunun da çok yakından takip ettiği bir duruşma var biliyorsun. Kemerburgaz'daki kaza ve orada bir duruşma var bugün. Eylem Tok'un oğlunun tekrar hakim karşısına çıkacağı bir duruşma. Gazeteciler de orada ve onları duruşmayı takip ediyorlar. Birazdan da duruşmaya girecekler. Mehmet Sümer hazır mı arkadaşlar? Tamam. Ne kaç dakikaya ihtiyacımız var? Kaç? 1-2 dakikaya hazır olacak. Peki tamam. Ben hazır diye seni kestim İsmail ama hazır olduğunda dönelim. İstersen devam et İsmail hızlı ama tekrar araya gireceğim bilgin olsun. Şimdi tabii bu bakımdan ben yararlı görüyorum. Ancak müzakere zemininin bu çerçevesi tam olarak oturtulamadığı için bir yandan beklenti büyüdü. Diğer yandan AK Parti'nin kendi gündemini takip etmesine imkan tanınmış oldu. Halbuki bu müzakere zemini, kurulan bu müzakere zemini AK Parti ve MHP kitlesinin de en ağır mağduru olduğu ekonomik taleplerin taşındığı ve AK Parti'ye bu cepheden basıncın uygulandığı bir zemin olmalıydı. Yani asgari ücretlerin, emekli aylıklarının, Meme Şimşek'in deli dumrul vergisine dönmüş vergilerinin vesaire ekonomik meselelerin taşındığı, tartışıldığı, mümkünse AK Parti'nin geriletildiği, asgari ücrette Temmuz'da bir düzenlemeye gidilmesine imkan tanınan, asgari ücretin en azından emekli aylığın asgari ücret seviyesine çekilmesini mümkün kılan düzenlemelere AK Parti'ye mecbur eden bir basınç yaratılmalıydı. Fakat biraz mesele bu zeminin dışına kaydı ve odak kayması yaşandı. Son zamanlarda aslında bu biraz toparlanma var. Fakat bu AK Parti'nin biraz vakit kazanmasını da sağladı. Çünkü Özgür Özel ve CHP açısından müzakere zemininin belki faydası AK Parti ve MHP'ye açılmaktır. Ben bunu yararlı görüyorum ve doğru buluyorum. Fakat aynı zamanda AK Parti'nin de bir beklentisi var. AK Parti de saf değil, kaçın kurası. AK Parti buradan ne bekliyor? Birkaç tamam, şey şimdi bekliyor. Bir virgül diyeceğim. İsmail, varsa ekleyeceğini alayım yoksa... Hangisiyle ilgili? Bu Eylem Tok'la ilgili yoksa siyasete devam edelim seninle. Evet, burada tabii herhalde Eylem Tok ve oğlu 2 aydır falan yurt dışında olsa gerek. Yani değil mi? Daha fazla da olmuş olabilir. Önce Mısır'a kaçtılar. Mısır'dan Amerika'ya kaçtılar. Amerika'da zaten kaydolmaya gittiği bir dil okulunun önünde gözaltına alındılar. Şimdi avukat da tutmuşlar. Eylem Tok'un aslında parası yok biliyorsun değil mi? Yani Eylem Tok kocasının verdiği nafakayla geçinen bir kadın normalde. Ayrıca bir geliri yok. Oturduğu evi de arabasını da Türkiye'de ünlü bir doktor olan, cerrah olan Bülent Cihan Timur herhalde yanlış ifade etmiyorum karşılıyor. Şimdi bu aile Türkiye'den kaçtığı günden bugüne hangi parayla Amerika'da yaşıyor bu anne oğul? Dil okuluna nasıl kaydolmuş? Bu ana kadar nasıl barınmış, yemiş, içmiş ve şimdi nasıl avukat tutabilmiş? Hangi parayla? Bildiğim muhtemelen kadarıyla baba desteği var. Peki baba desteği var. Peki baba oğlunun Türkiye'den Mısır'a kaçtığı gün olay şöyle cereyan ediyor. Baba eve geliyor. Babayla anne ayrı. Bu arada beraber yaşamıyorlar. Oğlanın trafik kazasına karıştığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıkınca anne olay yerine gidiyor. Oğlunu alıp eve getiriyor. Babaya haber veriyor. Baba ayrı babayla arabayla eve geliyor. Sonra baba hizmetçileri evin dışına çıkarıyor. Şoförü evin dışına çıkarıyor. Ve sonra diyor ki işte biz evden çıkıyoruz diyor. 2 araba halinde çıkıyorlar. Önde baba bu arabayla gidiyor. Arkada annesi ve oğlu var. Babanın arabasını da kadın şoförü kullanıyorlar.
Beraber havalimanına doğru gidiyorlar. Sonra arabasının elektriği bitiyor. Aküsü neyse. Elektrikli araba elektriği bitiyor. Kendisi devam etmiyor. Annesi ve oğlu havalimanına gidiyor. Sonra annesi ve oğlunu havalimanına götüren kadın şoför yardımdan tutuklanıyor. Baba serbest bırakılıyor. Kaçış planını yapan baba. Havalimanı yönüne götüren baba. Baba serbest bırakılıyor. Fakat şoför olduğu için anne ve oğlu havalimanına kadar götüren kadın, kadıncağız tutuklanıyor. Onu da gerçi yakın zamanda serbest bıraktılar. Şimdi bu baba ifadesinde yalan, oğlunun kaçırılmasına yardım etti. İfadesinde yalan söyledi. Muhtemeldir ki hesaplarına da bu leke konmadığı için o gün bugündür Amerika'da çocuğunun ve eski eşinin yaşamasına ve avukat tutmasına da imkan sağlıyor. Ve bu gözümüzün önünde meydana geliyor. Allah'tan korkmuyor. Adalet mi bu kardeşim? Adalet mi? Ağzında gümüş kaşıkla doğan zengin bebesi kalkacak, 18 yaşından küçük araba kullanacak, hız yapacak, belki de alkollü bilmiyorum, hız yapacak, kendi arabasını tamir etmekte olan gencecik bir adamın üzerinden geçecek, öldürecek, 4-5'ini yaralayacak, bir el kadar yavru yetim kalacak, efendim gencecik bir kadın dul kalacak, o ve onun zengin babası, efendim estetik operasyonlarla şad olmuş babası alacak oğlunu Türkiye'den kaçıracak. Sonra ona eski karısıyla beraber kaçıracak. Ev tutacak, avukat tutacak. O burada kazanacak. Buradan oraya para gönderecek. Biz de adalet diye konuşacağız. Allah'tan korkun. Allah'tan revan bu durum ya. Bu durum ve anne oğlu görevi gereği havalimanına bırakan kadını yardımdan tutuklayacaksınız. Babayı adliyede serbest bırakacaksınız. Kendinize de o adliyede de adalet mülkü temelidir diyeceksiniz. Ve sonra efendim Amerika'dan bize gönderecek.